Harbime Kanalı'ndan herkese merhaba. 29 Haziran 2015 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi 2018 yılında final olmasına rağmen hala izlenmekte ve oyuncularının da ne yaptıkları merak konusu olmuştur. Merak edenler için bu videomuzda Kırgın Çiçekler dizi oyuncularının şu an ne yaptıklarını derledik. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Mehmet Aykaç 25 Nisan 1992 yılında Hatay'ın Erzin ilçesinde dünyaya geldi. Müzisyen ve şarkıcı olan yakışıklı oyuncu 2012 yılında O Ses Türkiye'ye katıldı ve ardından 2013 yılında Eski Hikaye dizisiyle devam etti. Asıl çıkışını Kırgın Çiçekler dizisine canlandırdığı Serkan rolüyle yakalayan başarılı oyuncu en son telefon tanımı yaptığı reklamda boy gösterdi. Aleyna Solaker 22 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kameralar karşısında ilk kez Kuş Dili dizisiyle çıkan güzel oyuncu, Kırgın Çiçekler dizisinde Meral rolünü canlandırdı. Aleyna Solaker en son Gardırop Magazin dergisinin kapak resminde yer aldı. Arif Diren 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Sen Kimsin adlı sinema filmiyle kariyerine adım atan yakışıklı oyuncu, 2014 yılında ise Sil Baştan dizisiyle ilk kez televizyonlarda boy göstermiştir. 2015 yılında başlayan Kırgın Çiçekler dizisinde Güney karakteriyle bilinen Arif Diren en son Diriliş Ertuğrul dizisinde yer aldı.28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da doğan Biran Damla Yılmaz oyunculuk kariyerini 2013 yılında başladı. Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül rolüyle bilinen güzel oyuncu Çılgın Dershane 4 Ada, Can Evim, Baraj gibi yapımlarda da yer aldı. Biran Damla Yılmaz çok sevilen Yasak Elma dizisine yer almak için hazırlanıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 yılında Ankara'da doğdu. İlk dizi deneyimini Urfalı Yemezel'den dizisiyle gerçekleştiren başarılı oyuncu Kırgın Çiçekler dizisinde Kemal rolünü canlandırdı. Kızlarım için Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler dizilerinde de yer alan Cansu Fırıncı en son Lacivert Gece filminde rol aldı. Dizide Kader rolüyle tanınan Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Dizi kariyerine ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri ile başlayarak güzel çıkış yakaladı. Yakında çıkacak olan Demir Kadın Neslican adlı sinema filminde Neslican Tay'ın hayatını anlatmaya hazırlanan güzel oyuncu bu film için saçını kazıttı. Neslican Tay'ı sevgi ve rahmetle anıyoruz. Kemal'im Yapmaz repliğiyle bilinen Mesude rolüne hayat veren Derya Artemel, 21 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuğa 2002 yılında Zerda dizisinde Sıla rolüyle başlayan başarılı oyuncu Mehmetcan Diper ile evlendi ve bir çocuğu oldu. Dizinin Asabi, Huysuz Songül'ü olarak bilinen Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop'un Ayancık ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa adım atan Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı. Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan başarılı oyuncu, 2017 yılında Mustafa Özgürt ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 3 yıl sürdü ve 2020 tarihinde boşandılar. Bu evliliklerinden Ömer Aslan adına bir oğulları dünyaya geldi. Gökçe Akyıldız şu sıralar dergi çekimlerinde yer alıyor.
Dizide Cemre karakterini canlandıran Hazar Motan 13 Aralık 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında gösterime giren Yanlış Saksının Çiçeği filminde çocuk oyuncu olarak yer alan başarılı oyuncu, 2014 yılında yayınlanan Diğer Yarım dizisinde de yer aldı. Hazar Motan en son Kiehl's'in bir reklamında yer aldı. Dizide Feride karakterine hayat veren İpek Karapınar, 20 Mart 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Köprü adlı dizide Aslı karakteriyle canlandıran Karapınar, Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık gibi yapımlarda yer aldı. Can Yücel ile sevgili olan İpek Karapınar şu sıralar müziğe ağırlık vermiş durumda. Dizide Defne rolüyle bilinen Nil Keser, 25 Mart 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Kamera karşısında ilk kez Çılgın Dershane Üniversite filmiyle geçen güzel oyuncu, Bizim Hikaye filminde de yer aldı. Nil Keser, dizilerde rol almak yerine reklamlarda yer alıyor. Dizide Toprak karakterini canlandıran Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981 yılında Ankara'da doğdu. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Niko karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu, Avrupa Yakası, Kavak Yerleri gibi dizilerde de yer aldı. Özgür Çevik şu an Blue TV'de yayınlanacak olan Yeşilçam'da yer alıyor. Sacide Taşaner 14 Mayıs 1960 yılında Isparta'da doğdu. İlk kez Fatma Gül'ün Suçu Nedesi'nde Mustafa'nın annesi Halide karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan başarılı oyuncu, Kırgın Çiçekler dizisinde Neriman karakteriyle asıl çıkışını yakaladı. Sacide Taşaner'in Kaan adını bir oğlu vardır. Veda Yurtsever İpek, 1 Ocak 1969 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Fatma Gül'ün Suçu Nedesi'nde yer alan güzel oyuncu, Kırgın Çiçekler dizisinde Nazan karakteriyle ekranlara geldi. 1998 yılında Mahir İpek ile Dünya Evi'ne gelen başarılı oyuncunun bu evliliğinden Söz adını bir oğulları dünyaya geldi. Bu evlilik 2018 yılında son buldu. Veda Yurtsever İpek şu sıralar tiyatroya ağırlık vermiş durumda. Videonun sonuna geldik. Sizin dizide en çok sevdiğiniz karakter hangisiydi? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekrandaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.